Böyle markete geldim arkadaşlar. Alışveriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi buraya böyle işaret koymuşlar. Mecbur öyle yol alman lazım. Koronadan dolayı. Bunlardan aldım bir de arkadaşlar. Son zamanlarda çok yiyorum. Burada da soslar falan var. Şuradaki rayon ilgimi çekti ama barbekü ve eşyalar var. Bir bakalım oraya. Evet, işte yaptım alışveriş. Sonunda hesabını bulabildim ya, nihayet. Karış karış aradım Erer'i. Ya bulunmuyor resmeni. Mahvoldum bulana kadar. Bir de kokonat aldım arkadaşlar. Bunda işim var sonra. Burada da pankek var. Bu arada su da aldım marketten. Bunu dün almıştım. Flama mağazasından, Alman mağazasından, Lidl'dan daha doğrusu. Dedim musluk suyu kireçli. Normal su için 2 litrelik aldım. 6'şer bir pakette. 12 tane aldım toplamda şişe. Bunlar da yine Türk marketinden aldım. Fındık. 2 paket. 2 paket de tuzlu çekirdek. Kraker. Krak. Aynı zamanda mısır ve tabii ki vazgeçilmezim üzüm. Bu arada size güzel bir haberim var arkadaşlar. Evet. İstediğim paketi aldım. Şu anda sipariş ettiğim şeyi daha önce size de söylemiştim. Terasıma alacağım şeyi şimdi size göstereceğim. Sabah getirdiler siparişi, bıraktı kapıya adam. İşte gördüğünüz gibi görünümü böyle, şekli böyle. Bunu sonra kuracağım. Aha da annem iş yapıyor bak. Bahçenin otu da gitti. Güzel oldu bahçe. Temiz tertemiz hava. Bu da benim yanımdan ayrılmıyor. Bu da bana böyle gel bakayım gel nereye gidiyorsun? Gel kaçakçı. Şimdi 4 dakika mı? çalışıyoruz. Arada böyle bahçeyi toparlıyoruz. Bahçe işleri de önemli arkadaşlar. Annemle ortak iş yapıyoruz. Ben topluyorum. Annem de alıp çöpe atıyor. İyi ya, bahçe güzel oldu. İşte bu da annemin özel yeri. Kilimop sarmış telleri. Çiçekler. Maalesef çöp birikti ama çöp birikti. Çimenden. Şöyle şimdi arabanın temizliğine başlayacağım. Biraz tozlanmış halılar mallar. Tozunu mozunu alacağım biraz. Toparlayacağım. Böyle dağınık hoş değil. Annem günün garajı biraz dağınık ama ne yapalım. Aynı sandalyeler bende de var. Bu arada bunlar işime yarayabilir belki antrenman için. İşte böyle güzelce temizliyoruz, süpürüyoruz arabayı. Mecbur lazım ya. Araba toz palaz oldu ya. Araba işte kapalı. Arabanın dışını yıkayamıyorum. Aa da burada da halıları temiz tutmamız lazım. Burada şart. Aha da böyle arabanın da temizlenmesi lazım. Bu neymiş? Şunu atalım. Güzel güzel. Arkadaşlar uzun zamandır süpürmüyorum. Dedim ki süpüreyim şimdi. Araba temiz dedik, normal dedik hani yeni aldığımızda. Dedim bu arabayı çok temizlerim, ben uğraşırım dedim. Önceki arabam Golf 5'ti. O arabayla uğraştığım kadar bu arabayla maalesef uğraşmıyorum. 2 yıldır var araba bende. Gerçekten temiz ama güzel araba. Annem günden de geldim. Yoruldum ya arabayı temizliye temizliye. Bittim bu arada, paketim gelmiş. Size bir şey daha göstereceğim. Hemen şimdi göstereceğim onu size. Sporumda bana yardımcı olacak arkadaşlar. Evet, paketimde bunlar vardı. Çift aldım. 2 tane var. 2 yani. Şimdi bunlarla güzel güzel sporumu da yapacağım. Zıplamak için çok ideal. İkisi beraber 120 TL tuttu, yani 20 euro. Ve Bolpet.com'dan aldım. Hollanda mağazasından geliyor bunlar.
Canım sıkıldı arkadaşlar. Evde bunalıma girdim. Evden kendimi attım koşa koşa. Koşa koşa buraya geldim, ormana geldim. Evet, koşa koşa derken arkamda araba var, arabayla geldim. Pardon. Yani bir başka olaysa burada bir posta kutusu var. Yani böyle bir ormanlık bir yerde posta kutusunun ne işi var diyeceksiniz. Gerçekten çok komik bir şey. Burada yok yok. Bakın, bir de özel belediye buraya bir de böyle bir tabela yaptırmış, kart. Ve bu karttan nerede olduğumuzu görebiliyoruz. Şu anda şuradayız. Ve yani biraz kaybolduğu zaman hani genel biçimde buraya bir böyle harita yapmışlar. Onun için güzel. Burada da yazıyor. Kursal Kapelik'in eski hali buymuş gördüğünüz gibi. Burada da bilgi yazıyor. Bilgi görüyorsunuz. Bilgi okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu haritada yazan bilgide Karasu diye bir yer varmış burada. Karabeyik, Karagölet gibi bir şey. Ve orada çıplak ayakla yürüyebiliyor musun? Haritada noktalanmış zaten. Kırmızı bir noktası var. Bu arada Ahmet yeni bir iş buldu. Sport Direkt mağazasında. Spor mağazasında spor kıyafetleri, spor ayakkabıları falan satılıyor. Hasıt'ta. Yeni açılıyor da şu anda. Ve hazırlıklar yapıyorlar. Şu anda bir gün 3. günü kendisinin. Ve 3. günü işte test yaptılar 3 gün. Ve beğenirlerse konuşma yapacak. Ondan sonra işe bir süreliğine alınmış olacak. Benim işler de hayırlısıyla inşallah 6. ayda başlıyor. Gelecek ay tekrardan işe başlayacağım. Burada kilitli yasak bölge, Forbidden Tuyan yazıyor. Yasak bölge yazıyor. İşte burada bizi yaban domuzları kovalamıştı. Yaban domuzlarıyla Ahmet'le gelmiştik buraya. Olay olmuştu. Şimdi arkada bakıyorum da size göstereyim, şöyle bakayım. Atları koymuşlar. Yaban domuzlarını çıkarmışlar herhalde burada, artık ne yaptılar bilmiyorum. Ama şu anda atlar var. İnanılır gibi değildi yani. Bir koşuşturuyorduk. Yani bakın şurada sol tarafımda da vardı normalde. Görüyorsunuz. Hala var ama saklı değiller herhalde artık. Boş geziyorlar. Burada yaban domuzu çok. Çok geniş bir yer. Burası çok büyük bir ormanlık alan. Burası kocaman arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir yer. Çok koca, büyük bir yer. Çok ormanlık bir alan. Gerçekten güzel bir yer. Hani stres atmak için ideal bir yer. Burada çocuklar için küçük bir park yeri var. Park alanı yapmışlar. Burada da dondurmanın barakası var. Dondurma yiyebiliyorsun. Gerçi bu aralar fazla olmuyor. Koronadan dolayı kapatılmış herhalde. Lehvalar var. Pardon, söyleyemiyorum. Krovenstein Strat demek sokak demek. Yani böyle bir ormanlık bir geçidi yolu sokak yapmışlar. İnanılır gibi değil. Ya buraya o kadardır geliyorum. Ahmet'le yürüyüş yapıyoruz, geziyoruz. Bugün gerçi o yok ama yani ilk defa bunu görüyorum. Burası köpek okulumuş. Köpeklere eğitim veriyorlarmış burada demek ki. Ben de diyorum bu şey alanı ne böyle? Eğitim alanı gibi. Demek ki köpeklere eğitim veriyorlarmış burada. İşte gerçekten muazzam bir yer. Burada çok şey yapabiliyorsun. Size daha göstereceğim burayı. Yani dolu burada. Aktivite yapabilecek çok şey var. Yani Belçika'ya uğradığınız zaman mutlaka buraya uğrayın. Kursal Kapelik'i burası. Bakın gene burada bilgi tabelası falan var. Parkla ilgili. Buraya hatta korona ile ilgili kurallar da koymuşlar kağıda. Gördüğünüz gibi burada da gene harita var. Nerede olduğumuz yazıyor. Event here diyor. Sen buradasın demek istiyor. Bu ne? Buzuk Center kapalı diyor koronadan dolayı. Yani parkın kapalı olduğunu anlatıyor. Ormanda yürüyebiliyorsunuz ama park kapalı. Burada parkın müzesi. Özel bir yer. Burada gene içeri girip işlere bakabiliyorsun. Kartlar matlar koymuşlar. Stand yapmışlar buraya. Kapalı bura. Buraya zaman zaman turistler de geliyor. Gerçekten çok büyük, geniş bir yer. Şurada sulu alan var. Burayı çok seviyorum. Genelde şurada bir yerde oturup bu suyu izliyorum. Çoğu yerde böyle bilgi panelleri var.
Hep koymuşlar parkın bir köşesine. Bu arada da İtsak kendini denizde sanıyor. Gerçekten öyle bir his veriyor. Koca bir orman, ortasında böyle bir sulu bir yer. Kumsal. Harika bir şey ya. Burada hayvanlar da var. Yani hayvanlar derken ördekler falan. Yorulduk, biraz oturalım dedim. Abi böyle oturdum. İşte size göstereyim, manzarayı da göstereyim. Şu anda karşımdaki manzarayı. İşte manzara bu. Koca bir ağaç. Güzel bir manzara şu anda oturarak izliyorum. Buraya da böyle iki tane kulübe koymuşlar. Gene bir bilgi paneli var burada. Biraz yaklaşalım. İlk defa bu kadar yaklaşıyorum bu suya. Şurada bizim bir arkadaşımız varmış. Bakın bakın. Ördekçik. Yüzüyor valla tek başına. Kankam benim. Nerelere gidiyorsun kanka? Aa kankam uçtu valla. Aa uçtu. Aa da valla gitti kankam. Kanka gitme gel. Hayvan bir uçtu. Uçuş o uçuş. Valla gitti. Bizi sevmedi galiba ya. Ben de buradan çok geçtim. Bir şunu anlamadım ya. Ama bu da ses labirentiymiş yani. Ses yapmak için yani. Deli gibi buraya girdim, ses yapmaya çalışıyorum. Bu ne işe yaramıyor anlamadım ya. Yani ses yapıyor da bu nasıl yani, şarkı mı dinleyeceğim ben burada şimdi, anlamadım ki. Yani şu bambu denekleriyle yaptıkları şeye bak, gerçekten enteresan bir şey. Burada o kadar çok anım var ki, yani Beringen'de oturduğum ilk dönemler buradan hiç haberim yoktu. Sonradan birkaç yıl sonra öğrendim burayı. Ve Ahmet'le çok geldik buraya, bu parka. Çok anılarımız var burada. Ben de seviyorum burayı. Yani insanın canı sıkıldığı zaman ruhuna böyle bir şey iyi geliyor. İnsanın ruhuna böyle bir çevrede, doğada yürümek gerçekten çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi parkı kapatmışlar. Bu parkta videom vardı benim. Eğlenceli bir video yapmıştık Ahmet'le. Kapalı bura. Geçemiyoruz. Kapatmışlar. Böyle. Bu kadar yaban domuzlarının olduğu bir ormanda böyle tek başına yürümem. Yani gerçekten bilmiyorum. Eskiden olsa böyle bir cesaretim olmazdı ama. Ya yaban domuzlar da öyle kolay kolay bir şey yapmazlar aslında ama. Yine de belli olmaz yani. Burada bakış duvarı diyorlar. Böyle karşıya bakmak için delikler oluşturmuşlar. Bu da güzel. Hatta burada da gene bilgi tabelasında yazıyor. Yani bazı insanlarla karşılaştım ve buranın gerçekten hani lanetli olduğunu söyleyen insanlar bile oldu bana. Buna inanmak istemedim. Hani geçmişte şöyle şöyle olayların olduğunu ve yaban domuzlarının insanlara saldırdıklarından yana. Evet, belki saldırmış olabilirler, burada öyle bir şey olmuş olabilir. Ama lanetli olduğunu hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Aha burada da bizim eski dostumuz varmış. Bakın bizim eski dostumuza. Ne yapıyorsun eski dost? İnanır mısınız, buraya çok özledim. Bayağıdır gelmiyorum buraya. Ve şu iki yerde biz oturarak Ahmet'le şarkı söylediğimiz oldu. Onun şarkı söylediğini, benim ona kayıt aldığım oluyordu. Gerçekten bu bizim gerçekten özel köşemiz arkadaşlar. Ha, onu size söyleyeyim. Kapalıkaya geldiğiniz zaman burada Ethem'le Ahmet şarkı söylüyordu dersiniz. Biz yolumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi öbür taraf. Ya öbür tarafa baktığım zaman sanki böyle Afrika'nın o ıssız sahraları aklıma geldi ya. Yani aslan maslan olabilir mi burada arkadaşlar? Dikkat etmem lazım. Az önce arkada yürüdüğüm yerde arka tarafta çok ağaçların kesildiğini gördüm. Kırık dökük. Yani yavaş yavaş böyle ormanlık alanları yok ediyoruz. Hem doğayı yok ediyoruz, hem hayvanların yaşam alanını küçültüyoruz. Ve hayvanların yine dünyada özgürce yaşamasını kısıtlıyoruz.
Bu da hayvanların bir taraftan yok olmasına sebep oluyor. Gerçekten hani bu konuda biraz daha duyarlı olmamız lazım diye düşünüyorum. Gelelim bu parkın en önemli yerlerinden birine. Şu anda çalan bu çam size ne anlatmak istediğimi bir nevi anlattı. Bu ormanlık yerde böyle bir şey, böyle bir bina huzur veriyor insana. Her ne kadar Hristiyan da olmasam, güzel bir ibadet yeri bura Hristiyanlar için. Buraya kapel diyorlar. Kilisenin küçüğüne kapel diyorlar. Bu da kilisenin küçüğü olduğu için kilise normalde kerek oluyor. Gördüğünüz gibi sembolik şeyler var burada. Ta 19. yüzyıldan belli varmış bu kilise. Biraz karanlık ama şunu herhalde gece görsem korkar kaçarım bu heykeli. Burada da arkadaşlar özel bir su akıyor. Ve tabelada bildirdiğine göre bu sudan içince insan iyi oluyormuş. Bu su çok yararlımış. Ve kutsal olarak görüyorlar bu suyu. Yani böyle gösteriyorum manzarayı. İşte huzur burada arkadaşlar ya. Huzur bu ya. Şu güller çok güzel. Mor mor. Orta alana koymuşlar gerçekten. Çok güzel. Şurası da bir lokanta, restoran. Kapalı. Şu karavanı ne koymuşlar arkada ya? Kim yatıyor orada? Şurada gene dondurma yeri var, şu sarı şey. Baraka. O da kapalı. Çok sessiz buraya. Fazla insan yok çünkü korona tedbirlerinden dolayı maalesef. Ama Belçika devletimiz güzel haberi verdi. Haftaya 18 Mayıs Pazartesi günü tüm müzeler, kuaförler ve hayvanat bahçeleri tekrar açılacak. Bu çok güzel bir haber. Çünkü benim aslında hayvanat bahçesine gitme isteğim de var. Bakalım önümüzdeki zamanda belki orada da bir video yapabiliriz. Aha da sincap varmış burada bakın. Bu hayvan çok hızlı hemen kaçtı ya. Evet. Parkın ön tarafına geldik. Kapalı olan parkın. Bu da giriş yeri, parkın kapısı kapalı. Burada da gördüğünüz gibi bir mini golf parkuru var. Mini golf yapabiliyorsunuz buralarda. Ve şuradan da görüyorsunuz, bakın şu uzun bir yer var, tepe gibi. Oradan da merdivenleri çıkarak ta yükseğe çıkabiliyorsunuz. Pardon, çıkabiliyorsunuz. Ve ben bir gün gelip buraya çıkıp sesimi çıktığı kadar bağıracağım. Dünya sana yukarıdan bakıyorum diye. Hadi. Aha da böyle geldik, gene oturduk manzaraya. Tam parkın karşısına. Tabi tel var arada. Park da kapalı. Ya öyle işte canlar. Ethem abiniz biraz yoruldu. Dedim ki biraz oturup kendime geleyim. Toparlayıp kendimi. Çünkü bayağıdır yürüyorum. Her an da arada arada da video çektim. Şimdi size biraz parkı göstermiş oldum. Biraz park halkı hakkında bilgi aldınız benden. Biraz oturacağım. Ondan sonra biraz yürüyüş yaptıktan sonra eve uçacağım. Siz de kendinize iyi bakın. Videolarımı takip edin. Beni takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao, bella.